Ya Hıdır, bu nedir biz yiyoruz yani? Bunu ben anlayamadım, çıkaramadım. Bunun ismi nedir bu? Kraliçe var ya, kraliçe. Neydi onun adı? Sokka mı bir şey yiyordu? Paris'te sokya, Paris'te sokkum. O kraliçenin yediği pastada. Camiye getirdim Mustafa abiyi. La bu yaşında beni camiye getirdin ya, helal olsun. Abdestini aldı. Aldırdım abdestini, camiye getirdim. Mustafa abiyi bilenler şaşıracaktır. Şimdi caminin tabii ibadet tarafına geçmeden önce ilk önce naneli çayımızı içiyoruz. Naneli çaydan sonra ceylan boynuzu. Ceylan boynuzu mu? Evet, Maghrib tatlısı ceylan boynuzu. Bu da pistaş, neydi o? Türkçesi neydi bunun? Siz nasıl diyorsunuz? Antep fıstığı. Antep fıstıklı bir şey bu. Ha. Bunu da Mustafa abi kendi seçti. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ondan sonra da huşu içinde diğer tarafa geçip ibadet-i taatımızı yerine getireceğiz inşallah. Peki. Mustafa abiye sorun geldiği zaman memnun muymuş, değil miymiş, memnun kalmış mı Paris'ten? Adam anca bize yağmur getirdi, Berlin'in yağmurunu. Yani, ya kaç gündür burada yağmur yağmıyormuş, biz geldik yağmur gelmiş böyle. 5 kilometre yürüdük, 5 kilometre böyle yağmur, dinen yağmur, biz çıkar çıkmaz yağmur başladı tekrar ya. Ya Hıdır, bu garez sana mı, bana mı bilmiyorum ama yani birimize var garezi bunun yani. Bununla alakalı bir türkü olması lazım. Artık bilmiyorum yani, benim de Paris'e geldim, yolda ta Almanya sınırından başladı yağmur. Halen yanlış yere geldiniz, yanlış yerde buluştuk. Biz Korsika'ya gidecektik normalde. Ya Korsika'ya çağırmadın ki bizi, ne yapalım? Ne bileyim ben geleceğinizi. Araban bile zaten 20 kilometrede 25 litre dizel yakıyor. Onu hiç sorma Hıdır ya. Konuşmayın. Hiç sorma. Gidemiyoruz. Yani hedef Lizbon'du. 30 milyar insan bizi seyrediyor. Bak bunlardan bahsetmiyorum. Bir tane karavan bulmuş. Tam bir karavan. Peki hadi. Çak. Biraz soğumuş ama. Soğumuş neyse. Olsun. Doğru, teşekkürler. Paris'te Grand Mosque, büyük camideyiz. Grand Mosque. Burası büyük cami. Önce bizi şeye götürdü. Ama güzel tarafı. La dur bir konuşayım ya. Paris'e geldik. Kadir'i bulduk. Bizi davet etti. Daha doğrusu bulmadı. Paris'e geldik. Şu anda bize Paris'te mihmandarlık yapıyor sevgili Korsikalı Kadir. Kara Mizahan iyi isimlerinden biridir. Kanalında ben sürekli izlerim kendisini, bu şekilde de tanıştık. O böyle, ne? Ama böyle değil. Kara Mizahan'ın en etkili isimlerinden, seçkin isimlerinden Korsikalı Hıdır'ın misafiri oldu. Olabildiğince. Şimdi bize bir mimandarlık yapıyor. Endülüs mimarisinin esintisinin olduğu bir Paris'teki büyük camiye geldi. Fakat bu büyük caminin avlusunda nane çayı ve Maghrib tatlıları yiyorsun. Ben bunu bilmiyordum tabii. Hıdır bizi İtalyan mahallesinde, İtalyan alanı meydanındaki İtalyan restoranından sonra dedi sizi bir yere götüreceğim. Sürpriz oldu bizlere. Teşekkür ederim kendisine ama şu yediğimiz şey işte ben hep Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri aklıma gelir. Biz halk çocuğuyuz dedi, dilimiz dönmez. Soka mı dedi, sokya mı dedi bir şey Paris'te onun yiyorlar dili, ya. Onun da dili dönmüyor zaten. Çok merak etmiştim Paris'te ne yiyorlar diye. Meğersem Paris'te bunu yiyorlarmış. Evet, Maghrib tatlıları. Marie Antoinette demiş diye ekmek yoksa pasta esine. Biz de bugün işte... Ama biz ekmeği de yedik, pizzayı da yedik. Ekmeği de yedik, pizzayı da yedik. Hem pizzayı yedik hem tatlıyı yiyoruz. Evet. Ama o şey yani ambiyans çok iyi değil mi burada? Muhteşem, muhteşem evet. Gerçekten yani muhteşem. Bu şimdi cami derken hakikaten bu camiyi ne zaman yapmışlar? 1900'lerin başında yapılan bir cami. Savaşa katılan, Fransa ile birlikte Fransa ordusunda savaşa katılan Müslümanlara bir hediye olsun yapılmış ama mimarisi tabii ki şey. Yani evet. İşin güzel tarafı, bu caminin güzel tarafı DİTİB'le bir alakası yok. Diyanet yok burada. Yok. Yani eğer içinizde biraz varsa kırıntı, bir cuma namazı falan kılacaksanız buraya gelin.
Evet. Ve duvarlardaki çiniler, fayanslar dikkatimi çekti. Evet, onlar da Maghrib usulü. Çok orijinal Maghrib yani, çakma değil bunlar. Biraz yet, evet. Sevgili dostum, çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yanınıza sağ olun. İhya oldun, beni onore ettin. Rica ederim. Artık revanşını Berlin'de yapacağız. Onore bizim. Onore bizim inşallah. Evet. Ne diyordu Napolyon'un kardeşi misafirlerini ne kardeşmiş ya. Misafirlerini ağırlarken Napolyon'un kardeşi, Napolyon Rusya seferine çıktığında silindir gibi Avrupa'yı geziyor, eziyor ya, geçiyor. Ha. Ezdiği, geçtiği her krallığa da kendini, dayısını, amcasını, amcasını, oğlunu, kardeşlerini sülaleden birini kral olarak atıyormuş. Ya vol. Bu atamalardan bir tanesi de Baden-Württemberg krallığıdır. Baden-Württemberg kralı abisinin ismini unuttum. Etienne miydi ne bir şey. Tamam, bak, onu kral olarak atıyor. Adam 10 sene orada, 10 sene Baden-Württemberg'de krallık yapıyor ama bir kelime Almanca öğrenemiyor. Ama her akşam balolar veriyor, yemekler, müzikli, eğlence, gır gır, şamata, gırlan gibi. Ve her akşam misafirlerle vedalaşırken yarın görüşmek üzere diyemiyor Almanca. Almanca çok komik bir sözcük kullanıyor. Noch gehen wieder lustig diyor. Yarın yine şenlik. Yarın yine neşeli diyor. Ich wichtig nicht dich dich. Yani ben de sana diyeyim ki şey wir sehen uns in Berlin Ich wichtig nicht dich dich diyorum ben. Noch gehen wieder lustig. Hadi tschüss. Endülüs Emevi mimarisiyle yapılmış Paris'teki büyük caminin avlusu aynı zamanda kafe olarak da kullanılıyor ve çok güzel nane limonlu şerbeti vardı ve Maltip tatlıları vardı. Tavsiye ederim. Paris'teki Grand Moshe'nin kafeteryası. Grand Moshe, büyük cami, Endülüs Emevi mimarisiyle yapılmış Paris'te. Hıdır, Hıdır bu ne ya? Bu ne? Paris'in ortası. Paris'in belediyesi sosyalist abi. CHP'li yani. Çalışmıyor adam. Çalışmıyorlar değil Almanya'da mi? Almanya'da böyle mi abi? Değil. Yok yok değil bizimki. Ama şeyde bile değil yani. AKP'li belediyelerde böyle hiç görmüyor musun böyle bir şey? Hayat yok değil mi? Yağmur yağdığı zaman sular. Güzelim botanik bahçesini ne hale çevirmişler bu sosyalist belediyeler ya. Bunlardan adam olmaz ya değil mi? Şey, kadın da olmaz onlardan. Kadın da olmaz, adam da olmaz evet.